Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Bilim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimden de anlayacağınız üzere hala hastalık sürüyor. Kanalımızla ilgili de birkaç tane gelişme yaşandı arkadaşlar. Buna da kısaca değineyim. Üyelik sistemini kökten toplu bir şekilde değiştirdik. En düşük üyeliği vesaire değiştirdik. Olmak isterseniz buyurun, kanal sizin, olmak istemezseniz siz bilirsiniz. Hani bir sigara parası desek herhalde, tabiri caizse yalan söylemiş olmayız bir aylık şey için. Siz bilirsiniz arkadaşlar, yani üye olmak zorunda değilsiniz. Gidip videolar da izleyebilirsiniz ama üye olursanız da birçok ayrıcalık var. Yani bunların hepsine bakabilirsiniz. Üyelere özel duyumları toplulukta alırsınız. Transfer döneminde yayınlar, hani üyelere özel videolar, sıcağı sıcağına gelişmeler, hani özel çekilişler, sürprizler, sürpriz hediyeler, hepsinden faydalanabilirsiniz. Hani dediğim gibi olursanız bekleriz, olmasanız siz bilirsiniz. Ve ilk çekilişimizi de hemen kısa süre içerisinde yapacağız. Eğer olmayı düşünüyorsanız acele edin derim. Çünkü ilk çekilişe yakışır bir şey olacak. Galatasaray Ofspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı. Miraç Türk Yılmaz'ın golüyle geriye düşen Galatasaray'da Türkiye Kupası'nın golcüsü, gol kralı Seferovic 37'de durumu 1-1'e getirirken 79'da Berkan Kütlü skoru 2-1'e getirdi ve Galatasaray zorlu rakibi ile karşılaşıp hakem desteği oldu diyor bazıları ama ben izlemediğim maç hakkında konuşmak istemiyorum. Bu zorlu maçtan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in tartışmasız en iyi hocası Okan Buruk'tur. Yani Galatasaray Başakşehir'e falan yenilirse inşallah yenilecek. İnşallah da yenilir. Hani sakın göndermeyin. Uzun süre birliktelik yapmanız gereken bir teknik direktör. Hani yabancılarla, yıldızlarla falan arası çok çok iyi. Icardi mesela bir gün hadi sen hadi bugün izinlisin diyor, git gez falan diyor. Müthiş bir teknik adam. Onu kaçırmaması lazım. Fenerbahçe sıradan bir takım. Yani Jorge Jesus gören de esnaf bir teknik direktör zanneder. Yani 10. haftada kovulması gereken bir teknik direktördü Jesus. Yani taraftarın gazıyla devam ediyor. Yani zannedersiniz son 5 maçı üst üste kazanan ilk takım oldu. Yani en yakın rakibiyle puan farkını 5'e çıkarttı zannedersiniz. Yani dışarıdan izleyen zanneder ki işte Karagümrük'e 5 attı, Ankara Gücü'ne 3 attı, Başakşehir'e 1 attı, İstanbul'a 5 attı, Sivasspor'a 1 attı falan. Yani ütopik şeylerden bir çıkın. Ne demek ya 5 maç arka arkaya kazanmak? Süper Lig'de 5 maç arka arkaya kazanan bir tane takım gösterin. Teknik direktörü ligin en iyi teknik direktörüdür derim. Ağzım ya, başka da bir şey söylemem yani. Süper Lig'de bilmiyorum. Mesela Fenerbahçe. Ya gören zanneder ki 35 tane gol attı. Ligin açık ara en çok gol atan takımı. Bir de 12 maçta. Lan 12 maçta 35 gol ne demek? Yani 36 olsa maç başına 3 gol demek. Ya Fenerbahçe taraftarlarına dalga geçiyorlar yani. Beşiktaş mesela bak 13 maçta 26 gol, 2 gol ortalaması. Fenerbahçe neymiş? Ya çok gol atıyormuş. Ne lan 12 maçta 35 gol mü attı? Nedir bu yani ya? Bu Fenerbahçe'yi yere göğe sığdır. Adana Demirspor 12 maçta 24 gol. Bak o da 2 gol ortalamasına gidiyor. Ligin en çok gol atan takımları. Bilmiyorum arkadaşlar, Fenerbahçe'yi haddinden fazla mı övüyorsunuz? Yalancı mısınız? Layer mısınız? Vrekçi misiniz? Nesiniz bilmiyorum. Yani Jesus'lu Fenerbahçe çok iyi. Ne yaptı? 24 resmi maçta 59 gol mü attı? Ne yaptı yani? Avrupa maçları, lig maçları karışık. Enner Valencia. La Enner Valencia ligdeki en kötü forvet. Gören de zannedecek sezonun başından beri 14 gol 4 asistten oynuyor. Ya bırakın ya. Ya niye dürüst değilsiniz Fenerbahçe taraftarı? Niye dürüst konuşmuyorsunuz? Yani niye dürüst konuşmuyorsunuz? Süper Lig'de bu sezon İsabetli şut yüzdesi en yüksek olan 10 takım. Birinci Karagümrük. Bak %50 ya. İkinci Fenerbahçe %46. Yani 40, %46 ne ya? Yani %46 ne? Yani %99 falan olması lazımdı. Alanya 45, Beşiktaş 44, Giresun 43, Ankara Gücü 43, Başakşehir 42, Antalya 42, Gaziantep 42, Kasımpaşa 40. Mesela Galatasaray listede yok ama çok önemsemeyin yani. 500 tane şut çekiyorlar. Tabii az gol olacak. Yani golü az gol attıkları için değil. Kastamonu'ya 7 tane attılar. Ya aranızda ateist olan olsa imana gelir. Der ki hakikaten yani Allah şahide 7 tane attılar der. Ya Fenerbahçe bir maç eksiğiyle atar yemez karaktere.
İstatistiklere de yansıdı. Ne yapmış? Merak ettim ne yapmış? 35 golle en çok gol atan, 41 ile en fazla büyük şans oluşturan takımmış. 41 tane şans oldu da 35 tane gol mü atmış? Tuhaf. Niye 6 tane atamamış? 63 ile rakiplerini en fazla ofsayda düşüren. Bak 63 kez demek ki çok savunmatik bir takım. Hani Jesus hücumcuydu? 7 ile en fazla maçta kalesini gole kapatan 3 takımdan biri. İrfan 25 paylaşmış. Ya İrfan 25 zaten. 25'te 25 tane olacak. 7 tane olacak. 24 maçın 25'inde kalesini gole kapatması lazım iyi takımsa. Altay Bayındır 7 ile en fazla maçta gol yemeyen kaleci. 84 ile kalesine en az şut gelen takım. Bak 7 maçta gol yememiş. Tabii ki gol yeme 84 tane şut gelmiş. En az gol gelen şut gelen takımmış. Normal. 1.16 ile maç başına rakiplerine en düşük gol beklentisi yaşatan takım olmuş. Hani Jesus ofansifti. Bunlar bir takım uydurma laflar. Ya şu anda Süper Lig'de bir tane takım var lider olan. En yakın rakipleriyle mesela Başakşehir'e 5 puan farkla öndeymiş. Galatasaray'dan 5 puan öndeymiş. Adana Demir'den 6. Kayseri Spor bir maçı fazla 6. Beşiktaş bir maçı fazla 7 puan öndeymiş. Başka. Trabzonspor'dan 7 puan. Konya Spor'dan 8 puan. Ha, Konya Spor'a yenildi Fenerbahçe mesela. Yani. Değil mi? Bu sezon Süper Lig'de en uzun süre skor avantajıyla oynayan tek takım Fenerbahçe'miş. 551 dakika. Çok mühim değil yani. Bana gol sayısıyla gelin. Süper Lig'de iddia şampiyonluk oranı güncellenmiş. Fenerbahçe kaç? 1.95. Bak en düşük ihtimal Fenerbahçe'nin. Değil mi? Bu mantık söyleyeceksiniz. Galatasaray 4.5, Beşiktaş 5.5, 8 olması lazımdı Beşiktaş'ın. Trabzon 6-0. Bak Galatasaray'dan Trabzon'u birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Başakşehir 8.5, Adana Demir 25, Konya 25. Demek ki Konya ile Adana Demir'in şampiyonluğu çok yüksek. Yani en düşük takım Fenerbahçe'ymiş ben o bu listeden. Bunu anlamamız lazım, değil mi? Arkadaşlar sabahtan beri ironi yaptığımın farkındasınız. Muhtemelen siz de bazılarınız gülüyorsunuz. Bazıları Fenerbahçe düşmanı. Zaten sosyal medyada çok seviyorlar düşman ilan etmeyi. Bazı din alimlerimiz sağ olsun birbirlerini kafir ilan etmeyi çok seviyorlar. Fenerbahçeli ulemalar da Fenerbahçe düşmanı ilan etmeyi çok seviyor. Neyse. Bunların siz çöpleme operasyonuna kanmayın. Mesela bunların bir tane çöpleme operasyonu var. Bunların bir tane akıl hocaları var. Çekler mi, şeyler mi, çürükler mi, çürükler mi öyle bir soyadı olan bir herif var. O akıl hocaları bunlar. O ne derse koyun gibi arkasına takılıyorlar. Çelikler koyun. Bunlar koyuncu bunlar. Süper Lig'de bu sezon kalesini en fazla gole kapatan kaleci Altay Bayındır 7. Bir maç eksik oynamasına rağmen. Volkan Babacan 6, İbrahim Seyic 6, Mustera 5, Bilal Bayazit 5. Yalnız Mustera'nın takımının 5 tane olması normal. Çünkü çok atmıyorlar diye biliyorum. Bir bakın diye söylerim. Yani Altay Bayındır 7 gole 7 maçta kalesini gole kapatmış. Aynı Altay Bayındır bu sezon görev aldığı 22 resmi maçın. Ha özür dilerim. 2 maç az oynamış. Bir maç da değil, 2 maç az oynamış. Öyle söyleyeyim. Çünkü 24 maç oynadığına göre Fenerbahçe 22 resmi maçın 12'sinde kalesini gole kapatmış. Sadece 10 maçta gol yemiş Altay Bayındır. Ya hani Fenerbahçe kalecisiz oynuyordu? Hani bu kaleciyle şampiyon olunmazdı? Geçen gün bir tanesi de benimle tartışıyordu. Hani? Nerede? William Arao. Ya Arao'yu da çöpledik. Ben gelmeden dedim ki bakın arkadaşlar ben gelene iyi kötü demem. İstatistikler şunlar. Ha bu adam 2022'nin başından beri oynamış. Yorgunluk vardır, argınlık vardır bir şey diyemem. Ama istatistikler şunlar dedim. Karşılaştırdım Crespo'dan kötü dedim topu çalmada. Şundan kötü, bundan kötü şöyle böyle ama... Futbolcuyu izledikten sonra dedim ki bana lafımı yedirtti dedim yani istatistik değil. Fenerbahçe'deki takım rolü benim için önemli. Takımla cuk diye parça olarak hani çarklar dedim ya çarklardan biri olarak cuk diye işlet dedim. Bitti. Bitti. Şimdi Arao 7.7 ratingden oynamış Sivas maçında. %96 pas isabeti. %96 bakın merkez orta saha oyuncusu. %96 pas isabeti. Ve Fenerbahçe sürekli ofans oynayan bir takım. Ona rağmen %90'dan stoper yapsa anlarım. 47'de 45 pas başarısı. 3'te 3 uzun top. Bak uzun topta 3'te 3 mesela.
İlginç. Hakan Keleş, gelelim bu demece. Hakan Keleş, Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız demiş. Fenerbahçe için taraftar yazmışlar. Hocam Fenerbahçe için şok açıklama. Ortalık gerçekten Twitter'da ortalık karışmış durumda. Gel sana şöyle yaparız, böyle yaparız, şudur budur falan filan. Ya çok merak ettiğim için soruyorum. Beni yanlış anlamayın. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ne demesi lazımdı? Ya sosyal medyada bunu viral ettiğiniz şey ne demesi lazımdı? Fener deplasmanına gideceğiz. İnşallah en az 10 tane yiyeceğiz. Fenerbahçe bize şey yapıp geçecek. Bunu mu diyecekti? Ne diyecekti? Ya kazanmak için elimizden geleni yapacağız demiş. Ne desin adam ya? Ben anlamıyorum. Yani Fenerbahçe taraftarı içerisindeki bu toksik şeyler, tabakayı ben çözemiyorum ya. Ne diyecek adam ya? Bak, Giresunspor'un şu anda benim videoyu çektiğim anlarda maçı var Türkiye Kupası'nda. Ben şöyle internete de yazayım. Ve bak ben size başka bir şey söyleyeyim. Hani atıp tutuyorsunuz Giresun'la ilgili ama ben başka bir şey söyleyeyim. Bu arada maç tamamlanmış mı? Maç tamamlanmış, evet. Şimdi Giresun Ankara Spor'la Türkiye Kupası maçı oynadı arkadaşlar. Ve 3-2 kazandı. Yalnız normal sürede değil. 90 artı 3'te mi attı son golü? 90 artı 3'te golü atıp normal sürede maçı... Şimdi Giresunspor kadrosuna bakmak lazım. Yedeklerle çıkmamış. Maçın uzama ihtimali vardı. Keşke uzasa da yorgun çıksaydı ama. Hani Sivas Spor gibi oyunu çirkinleştirmeye çalışmazsa diyor Ulaş abi de çok güzel galibiyet alır. İnşallah alırız. Çünkü Ulaş abinin Giresun'da bağlantısı var. Biliyor. Ha, Ankara Spor'da kırmızı yiyen oyuncu olmuş 89'da ama bu penaltı 90 artı 3'te gol olmuş. Yani baktığınız zaman arkadaşlar kadroya da bir bakayım, maç kadrosuna. Giresun kadrosunda bu ne biçim kadro ya? Girenler çıkanlar hepsi bir. Hani girenler çıkan hepsi bir, baktığınız zaman arkadaşlar bayağı bir hani aslanlar oynadığını söylüyorlar. O yüzden de bir şey demiyorum. Bak, çirkinleştirecek adam çıkardı bu maça yedeklerle. Fenerbahçe maçına da çıkardı Astar'la. Ya çirkinleştirecek adamdan bahsediyorum. Gider Fenerbahçe maçında hakeme oynardı. Sertlikle oynardı. Ama Fenerbahçe inşallah bu maçı alıp gider. Birkaç tane daha bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe 2022-23 sezonunda forma satış 200 bini geçmiş satış rakamı. Siz 5 yıldız üretin bakın bakalım ne kadar oluyor. Fenerbahçe Sivas Spor maçlarından 20 taraftarımız sahaya yabancı madde atmaktan dolayı gözaltına alınmış. Tespit edilen 20 ismi 6222 sayılı kanun gerekçesiyle de yasal işlem yapılmış. Bu taraftarlar 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edilmişler. Yani her maç gidip imza atmaları gerekiyor. Bundan ben mesela çevremde birkaç tane Kayseri Sporlu taraftar da gördüm. Onların da cezası var ama Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yazıyor. Bu sadece Fenerbahçe'ye özgü, diğer takımlar almıyor diye. Böyle bir saçmalık olamaz. Diğer takım taraftarları da madde atıyorsa yakalanıp bu cezaya çarptırılıyordur. Ya madde atmayın. Ha diyeceksiniz ki hocam Hüseyin Göçek'in performansını çok mu beğendim? Nefret ettim. Nefret ettim kardeşim. Yani böyle bir performans olamaz ya. İğrenç bir şey bu ya. Orada Giresun'un 3. golü, Giresun 3. golü kaleci Ferhat Kaplan'a şey ne diyor? 18 yaşında kalecimiş Bayram Kılıç. Hatalı gol yemiş. Şutu çekiyor. Çeliyor ama kaleye doğru çeliyor. Ha 90 artı 3'te. Kaleci üzülmüş ya. Yazık. Ama Giresun kalecisi Ferhat Kaplan'a gidip teselli etmiş. Giresun kalecisi gitmiş teselli etmiş. Ya işte insan üzülüyor. Neyse dediğim gibi bu herkes için var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunu da söyledik. Başka Foto Maç'ın gerçekleştirdiği Süper Lig'in en iyileri ödül töreninde Miguel Crespo yılın en iyi orta saha oyuncusu ödülünün, Arda Güler ise yılın en değerli Türk futbolcu ödülünün sahibi olmuş. Hem Foto Maç'a hem de futbolcularımıza tebriklerimizi gönderiyoruz. Bu tip ödüller futbolcularda iyi bir izlenim uyandırır. Bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenirseniz sevinirim. Bu arada 27 bin olmak için birkaç tane aboneye ihtiyacımız var. Hala birkaç tane aboneye ihtiyacımız var. Bekliyoruz bakalım. Canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.